torunumuz hali inatçı. Tam da bir padişahta olması icap eden cesarete ve mağrurluğa sahip. Pek de akıllı. İstikbalde iyi bir hükümdar olacak. Sözümüzden çıkmazsa. Handan Sultan bir yana, esas derviş ağaya dikkat etmek lazım. Hünkârımızı size karşı kışkırtan o. Biz ne handanlar ne dervişler gördük. Çoğunun mezarı dahi yok. Biz özen torunumuz. Onun bu hürmetsizliği. Derhal Veziri Azam Yavuz Ali Paşa'ya gönder. Ne pahasına olursa olsun torunumuz verdiği sözü tutamayacak. Nasıl gelmez Yavuz Ali Paşa? Nasıl getirmezsin hazineyi? Korsan tehdidi sebebiyle hünkârım. Meblağ malumunuz büyük. 12 kere 100.000 altın. Ne korsanı paşa hazretleri? Hangi tehditten bahsedersiniz? Ben yalnızca padişah efendimize hesap veririm derviş ağa. Sualine cevap ver. Akdeniz korsan kaynamakta hünkârım. Gördükleri her gemiye saldırıyorlar. Bu yüzden hazinenin emniyeti için karadan getirmeyi münasip buldum. Asker cülüs bahşişi bekler paşa. Daha dün dayandılar kapımıza. Onlara bir söz verdim. Şimdi nasıl yok derim? Bizi oyaladın, bizi kandırdın demezler mi? Destur, Safiye Sultan Hazretleri. Hayırla gittin, hayırla geldin Yavuz Ali Paşa. Bir kez daha bize olan sadakatini ispat ettin. Dile bizden ne dilersen. Siz yüce valide sultanımızın takdirleri her şeyden kıymetlidir. Mısır hazinesini payitahta birkaç günlük menzilde tutuyorum. Ne vakit isterseniz getirtebilirim. Beklesin. Kalsın paşa. Ulüfe divanı için hazırlıklar tamamdır inşallah. Merak buyurmayın sultanım. Size sadık olan yeniçeri ve sipahi ağalarınız emrinizi yerine getirmek için can atıyorlar. Bahşiş dağıtılmayınca azgın bir sel misali coşacak ve önlerine geleni yıkıp geçecekler sultanım. Onları durdurabilecek yegane güç var. O da sizsiniz sultanım. Hünkârımız geç de olsa bunu idrak edecektir. İnşallah. Biz de bunu umut ediyoruz. Dikkat edin. Yarın ateş çemberinden geçeceğiz. Lakin kimin yanıp kimin yanmayacağına biz karar vereceğiz.